konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu içeri ziyaret ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. Aslında çok güzel bir toplantı. Keşke bütün siyasi partilerin temsilcileri burada olsaydı. Siyasetçiler eğer bir gelecek vizyonu çizeceklerse, fütüristlerden, bilim insanlarından yararlanmaları gerekiyor. Belki de bizim siyasetin en eksik yönü bu. Zaman zaman ben arkadaşlarıma söylerim, beni iktisatçılarla buluşturun, felsefecilerle buluşturun, fütüristlerle buluşturun ve dolayısıyla biz kendi dünyamızı zenginleştirelim ki toplumun da dünyasını zenginleştirmek için çaba harcayalım. Değerli arkadaşlarım, siyasi partilerimizin saygıdeğer temsilcileri, sevgili dostlarım. Kısaca şundan söz edeyim. İnsanoğlu tekerleği 1 milyon yılda keşfediyor, öyle diyorlar. 1 milyon yıllık çabanın sonucu tekerlek keşfediliyor. Şimdi 21. yüzyıldayız. Her saniyede birden fazla buluş var. Ve biz kendi ülkemizde yüksek yetenek inşasını sağlayamazsak hızlı büyüme, sağlıklı büyüme şansımızı kaybederiz. Yüksek yetenek inşası deyimini bir kurultayda konuşmuştum. Özü şu: bir ülkenin nüfusunun ortalama %2'si zeki insanlardan oluşuyor. Ve bu insanlar toplumu sürükleyen, yeni buluşlara imza atan insanlar. Bunların korunması, bunların her türlü karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde sorunlarının çözülmesi lazım. Yeni olanaklar sağlanması lazım. İngiltere'de motorun keşfetti, buharla çalışan motorun keşfi yüksek yetenek inşasını sağlayan bir ülkenin elde ettiği başarıdır. Bütün sömürgelerden en yetenekli insanlar gelmiştir oraya. Bugün yüksek yetenek inşası konusunda en büyük çabayı gösteren ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dünyanın her tarafından en nitelikli insanları kendi ülkesinde topluyor. Acaba bizim siyasetçiler bunun ne kadar farkında? Gençlerimiz kendi alanları ile ilgili sağlıklı bir çalışma ortamı bulamadıkları için umudu dışarıya bağlıyorlar. En büyük kaybımız yüksek yetenekli insanlarımızın geleceklerini dışarıda aramalarıdır. Kendi tarihimize bakalım kısaca, çok kısa. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Almanya'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan bilim insanları da bizim çok büyük bir kazancımız olmuştur. Psikolojiden tutun maliyeye, siyaset tarihine, ekonomiye kadar üniversitelerde, gerçekten bizim üniversitelerde tam bir çığır açmışlardır. Ve biz 1921'de, 1925'te, daha sonraki yıllarda uçak yapan, ihraç eden, 1940'larda uçak ihraç eden dünyadaki 5 ülkeden birisi olduk. Üniversitelerimiz bilim üretmeye başladı. 12 Eylül, daha sonraki 15 Temmuz sonrası pek çok bilim insanının üniversitenin dışında bırakılması, kanun hükmünde kararnamelerle bunların görevlerine son verilmesi gerçekten de Türkiye açısından son derece ciddi bir kayıp. Bunun bilinmesi lazım. Üniversiteler bilgi öğretecek ki üretilen bilgiyi sanayici elle tutulur metaya dönüştürebilsin. Eğer üniversite bilgi öğretemezse sizin büyüme şansınız yoktur. Sağlıklı büyüme şansı yoktur. Teknolojiyi izleyebiliyor muyuz? Üniversiteler gerçek anlamda birer üniversite mi? Bunların da sorgulanması lazım. Hep birlikte sorgulamak zorundayız. Ve en başta bu sorgulamayı yapacak olan siyaset kurumudur. Ve bilinçli sivil toplum örgütleridir. Birlikte bunu yapmak zorundayız değerli arkadaşlarım. Tabii üniversite bilgiyi üretecek ama
Sonuçta elimizde kıt bir kaynak var ve bu kaynağın çok iyi planlanması lazım. Bu insan kaynakları açısından olabilir, ekonomi açısından olabilir, siyaset açısından olur. Bunun çok iyi planlanması lazım. Planlamayı yapacak olanlar da aynı zamanda yetenekli kişilerdir, bilgili kişilerdir. Geleceği görecek, kıt kaynakların en verimli nerelere harcanması gerektiğine karar verecekler. Ve biz planlamayı da kapattık. Geldiğimiz nokta açısından içinde bulunduğumuz dramatik tabloyu bilginize sunmak için söyledim bunu. Efendim, Nazım'ın sabah gelirken dedim ki Nazım'ın bir şiiri vardı aklımda kaldı. Aslında bazen insanlar yalnız kaldıklarında güzel şeyleri keşfederler. Nazım diyor ki, bugün pazar, bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi olduğunu gördüm diyor. Bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum diyor. Eğer biz çocuklarımızın merak duygusunu büyütemezsek, çocuklarımızın daha nitelikli sorular sormasını sağlayamazsak, yüksek yetenek inşasını sağlayamayız. O nedenle eğitimcilere, o nedenle üniversitelere çok ama çok ihtiyacımız var. Toplantının tabii çok değerli konuşmacıları var. Onları dinleyeceğiz, onlardan ders çıkaracağız. Onlar konuştuktan sonra notlarımızı alacağız. Ve bundan sonraki siyasetimizin belki de ana konularından birisi de bu olacak. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bizler de bu değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz.